Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda size bedava kitap okumanın yollarından bahsedeceğim. Tabii bunu uyarı olarak söylemek istiyorum. Bu video bir parodi videosu. O sebeple bazı maddeleri lütfen ciddiye almayın. Bedava kitap okumanın ilk yolu arkadaşlarımızla karşılıklı kitap değiş tokuşu yapmaktır. Şahsen ben bu maddeyi gerçekten doğru ve mantıklı buluyorum. Çünkü her bölümümüzde aslında istediğimiz kitaplar kütüphanemizde yer alıyor. Aynamda. 3, 2, 1. İlimini bende. Bir hafta sonra görüşürüz. Sakın hiçbir şekilde kirletme, pisletme, sayfaları buruşturma. Görüşürüz. Bedava kitap okumanın ikinci yolu, başka biri kitap okurken veya gazete okurken ona istemsizce göz misafiri olmaktır. Bunu toplu taşımada şahsen herkes bence yapıyor. Bir nevi birkaç saniye gözü diğerinin kitabına ya da gazetesine kayıyor. Bir önceki sayfaya bir gelebilir miyiz? Aha, ben de okuyorum. Bir az kalmıştı, bir satır falan kalmıştı. Ha? Teşekkür ederim. Bedava kitap okumanın üçüncü yolu ise kitapçılarla kendi kitaplarımızı bir nevi takas etmek. Gerçi bu konuda kitapçılar biraz acımasız olsa da evdeki okuduğumuz kitapları biriktirip başka kitaplarla takas yapabiliriz. Ben kitap getirdim de seninle şey alacaktım, bu Ay Günlükleri serisinin son kitabı Uzak Yıldızlar var sende değil mi? Değişir miyiz? Ben eski kitaplarımı getirdim. Bir 30 kitap diyoruz. 30 kitabı bir Uzak Yıldızlar. Abi peki şey diyeceğim. İlmini var mı sende? Ona kaç kitap? 200 kitap eski. Ha, 200 getirirsem onu da versin. Bedava kitap okumanın dördüncü yolu arkadaşlarımızdan kitap ödünç almaktır. Emin olun istediğimiz çoğu kitaplar aslında arkadaşlarımızın kütüphanelerinde zaten mevcut. Ceren'cim nasılsın? İyi akşamlar canım. Canım aklıma takıldı da sen de bugün hani şey vardı, Karanlık Zihinler kitabını getirmişsin, hani bitirdin ya. Ha, güzel kitap değil mi? Canım onu ben senden ödünç alsam. Ya hemen okurum getiririm. Ya yani buruşturmam, hatta elimi bile kullanmam okurken. Valla hemen okuyup getiririm. Almayayım başına. Sen de varken. Tamam canım, yarın getireyim, bak unutma. Ben mesaj atarım sana uyumadan yine. Tamam, şimdiden kitabı çantana koy. Tamam canım, öptüm. Bedava kitap okumanın beşinci yolu ise bu bence en güzel yol. Hatta kalp koyuyorum şuraya. Kütüphaneler. Emin olun her yerde kütüphaneler var. Hatta sizin oturduğunuz ilçede bile eminim ki bir kütüphane vardır. Bu kütüphaneyi araştırın ve en güzel bedava kitap okumanın yolu kütüphanelerde kitap okumak ya da kütüphanelerden ödünç kitap almak. Merhabalar. Ben bu kitapları beğendim. Almak istiyorum. Aha. Yazdırabiliyor muyuz? Evet. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 10 tane aldım. Ha? 2 tane mi alıyorum maksimum? Öyle mi? 2 tane mi hakkım var? Hadi ya. Tamam, o zaman ben bir seçeyim. Eleyim. Öyle. Tamam, teşekkür. 10 tane alsam 2 tane. Tamam, teşekkürler. Bedava kitap okumanın 6. yolu, kitap evlerinden satın aldığımız kitapları okuyup ertesi gün geri iade etmek. Ama altını çiziyorum. Bu bir parodi. Lütfen bu şıkkı real hayatta yapmayın. Merhabalar. Ben bu kitabı dün almıştım. Fişi var içerisinde. Ben de zaten kütüphanemde varmış bu kitap. Yani hiç okumadım. Yok, okumadım. Ben almıştım dün. Fişi var. Bakın tarihine. Bir geldim, baktım eve, aynı kitaptan bende var. Hani şimdi boşuna iki tane olmasın dedim. İade edeyim. Başka bir kitap alayım onun yerine. Aynı fiyatla. Aha, siz bir bakın. Burada ha. Bakın siz. Yok, okumadım. Okumadım. Neyi? Leke mi var? Bir bakabilir miyim? Olmaması lazım. Okumadım çünkü poşetle aldım, aynen poşetle geri getirdim ya.
Bedava Kitap Okumanın 7. yolu ise kitap evlerinde kitap okumak. Tabii bu maddenin de bir parodi videosu olduğunu unutmayalım. Efendim Nesucuğum, ne yapayım canım? Şeye geldim, Diyanar'a geldim. Şey okuyorum, Illumine'yi okuyorum. Vallahi ne zaman biter işim? Vallahi buradan bir saate çıkarım. Bedava kitap okumanın 8. yolu ise e-booklar. Artık biliyorsanız teknoloji çok gelişti. E-kitap okuyucuları var ya da bilgisayardan e-kitap okuyabilirsiniz. Ve bunların çoğu inanılmaz ucuz ve internette bunları çoğu yerde bedava bulabilirsiniz. Merhabalar. E-kitap okuyorum. Vallahi normal kitaptan daha güzel. İstediğim her yerde okuyorum. 1 milyon tane kitabı tek bir bilgisayarda taşıyabiliyorum. Gayet güzel okuması da. Ya sadece şey işte biraz gözü yoruyor. Onun harici bir sıkıntı yok. Evet. İyi günler. Bedava kitap okumanın 9. yolu ise hediye kitaplar. Yani bu bence çok güzel. Hediye zaten her zaman güzeldir. Ama hediye olarak kitap gelince demeyin keyfine. Arkadaşlar biliyorsunuz Mayın 14'ünde benim doğum günüm var. Hediye almak isteyeceğinizi de biliyorum. Ama hiç kendinizi yormayın hani ne alacağım ne edeceğim diye. O yüzden ben hepinize birer liste hazırladım. Bu listede okumak istediğim kitaplar var, almak istediğim. Her birini alırsanız ya da aranızda kararlaştırırsanız çok sevinirim. Hepinize dağıtayım listeyi. Bedava kitap okumanın 10. ve son yolu ise yayın evinden gelenler. Gerçi bize yayın evinden kitap gelmediği için bu adımı bir kenara bırakalım ve 9 yöntemle idare edelim. Ama bazılarımıza yayın evinden bedava kitap geliyor. Arkadaşlar merhabalar. Bugün size yapmamış olduğum kitap alışverişini ve yayın evinden gelenleri göstereceğim. Yayın evinden bana bu hafta 6 tane paket geldi. Ama evde yoktum. Eve gelmiş. Annem aldı. Şimdi hepsini teker teker açacağım. Arkadaşlar bugün size bedava kitap okumanın 10 yolundan bahsettim. Tabii espriyle, şakayla, karışık bir yöntemle bahsettik. Sizin de uyguladığınız bir yöntem varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Ya da bedava kitap okumak için başka bir yöntem varsa ve ben düşünemediysem lütfen onu da aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.